Merhaba arkadaşlar. Merhaba JT Squad. Kanalımıza da hoş geldiniz. Bugün Amerika'da, Türkiye'den farklı olduğunu bilmediniz Seven şey. Yeni şey yani yeni gün. Tamam anladık. Videoyu başlamadan önce abone ol, videoyu paylaş. Bir Instagram'dan takip edebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. Primci yazma lütfen. Videoya geçelim. Lütfen. Amerika. Orada her şey daha büyük, daha gösterişli ve daha garip. Filmlerden ve dizilerden bu kültüre biraz aşinayız. Ama yine de bilmediğimiz birçok garip yönü de var. Bugün Amerikalıların bizden farklı yaptıkları şeyleri sizin için araştırdık. Muhteşem izleyicilerimiz, hazırsanız Amerika'ya gidiyoruz. Biz sizin için araştırdık. Muhteşem izleyicilerimiz... YouTube'cu ha. Logan Paul'un eski sevgilisi. Biz hazırsanız yeah. Amerika'ya gidiyoruz. Gel. Duymadın mı? 7 numara. Kaynar su sorunsalı. Ne? Çay içmeyi çok seven. 7 numara. Kind of like heated water, something. Sorunsal. I don't know. Sorunsal. Why didn't she put salt? Kaynar su sorunsalı. Çay içmeyi çok seven bir millet olduğumuz için bu söyleyeceğim şey size biraz garip gelecek. Amerikan evlerinde su kaynatmak için çaydanlık veya kettle bulmak çok zordur. Çay yerine kahve içmeyi sevdikleri için sıcak suya bizim kadar fazla ihtiyaç duymazlar. Türkiye'de ise kettlesız bir mutfak düşünülemez. 6 numara. Ne? Çamaşır yıkama. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir bok anlamadım. Kaynar su sorunsalı. Çay içmeyi çok seven bir millet olduğumuz için bu söyleyeceğim şey size biraz garip gelecek. Amerikan evlerinde su kaynatmak için çaydanlık veya kettle bulmak çok zordur. Oh, it's difficult to find the kettle in houses in America. The fuck? So what do you see? Bence yanlış. Bence de yanlış. O zaman nasıl bir şeyler içiyorlar yani? Nasıl çay falan nasıl içiyorlar? Çay yerine kahve içmeyi sevdikleri için sıcak suya bizim kadar fazla ihtiyaç duymazlar. Türkiye'de kahve içmeyi sevdikleri çaydanlık veya kettle bulmak çok zordur. Çay yerine kahve içmeyi sevdikleri için sıcak... Ve çay yerine kahve. Instead of tea, they like drinking coffee. So... Like, bizim kadar fazla yani ihtiyaç... Starbucks so var. So you don't need it as much as Turkish Turkey, people do. Hmm. Ben çeviri yapıyorum yani başka bir şey, farklı fazla bir şey yapmışsa söylemiyorum. Duymazlar. Türkiye'de ise kettlesız bir mutfak düşünülemez. 6 numara. Çamaşır yıkama. Çamaşır. Amerikan filmleri ve dizilerinde mutlaka görmüşsünüzdür. İnsanlar çamaşır yıkamak için ya şehirdeki çamaşırhanelere giderler ya da apartmandaki ortak yıkama alanlarına giderler. Çünkü Amerika'da bizdeki gibi her evde çamaşır makinesi olması normal değildir. Oh. Özellikle what the fuck? It's not normal to have a washing machine in your house in America. Ablacığım nereye yalan söylüyorsunuz ya Allah Allah. Ne? Yani Amerika'ya hiç gitmedim de ama wait, they don't wash clothes with their hands, so definitely they have a washing. Kesinlikle ya. Yani ellerinde no, no, like they go to you know say like oh, apartment system. I think in apartments in America, they have a place where they just have washing machines. It's not even apartments. What she's even saying now is like they go out to like there's a building where like people from the streets or like wash. Area come to. You know, like you see it in movies though, where like poor people, not really poor, but like people that can't afford. I don't know. Maybe it's true. Maybe it's not. But like even here. We also give, sometimes we give clothes to people to wash for us. Is it not? No, but she's lying, man. It's a lie. Bence değil ya. The fuck? Evde yaşayan insanların evinde çamaşır makinesi görmeniz çok zordur. 5 numara. Uğursuz bodrum katı. Felaket filmlerinin vazgeçilmezidir.
Amerikalılar kendi filmlerinden mi etkilenip Bodrum Kadın'a fazla önem vermeye başladılar, yoksa filmler gerçek hayattan mı esinlendiler bilmiyorum. Ama bir gerçek var ki Bodrum Katı her ne sebeple kullanılırsa kullanılsın Amerikan evlerinin vazgeçilmezidir. Türkiye'de ise yerin altına inşa edilmiş hiç ışık almayan o Bodrum katları neredeyse yok denilecek kadar azdır. 4 numara. Alo 110. I think so. There are not a lot of basements in Turkish homes. Yok. Hiç görmedim. Amerikan evlerinde en ciddiye alınan konulardan... Alo 110. Alo. Amerikan evlerinde en ciddiye alınan konulardan bir diğeri ise yangın alarmlarıdır. Ha. Eve bir tane alarm da yetmez. Neredeyse her odaya takarlar. Hatta ev sahibi bozuk yangın alarmlarını hemen tamir ettirmezse kiracılar ev sahibini hemen mahkemeye verebilirler. What? Türkiye'de ise yangın alarmı evlerde pek bulunmaz. Bu konudaki tek önlemimiz şu cümledir. Allah'a emanet. Okay, so like in American homes, like they love what's called fire alarms, and even if the landlord doesn't like repair it on time, they can report, they can take him, sue him and stuff for that. Yeah. But like in Turkey, you don't see fire alarms at home. They just trust in God. 3 numara, çimen sevdası. Amerikan rüyasının vazgeçilmezidir. Büyük bahçeli, iki katlı, çimenlikler içinde evler. İşte bu evlerde tüm mahalle sakinlerinin uyması gereken en önemli tek bir kural vardır. Çim biçmek. Bahçedeki çimlerin sürekli biçilmesi ve bakımının yapılması şarttır. Bu konuda en az yangın alarmı kadar hassaslar. Türkiye'de ise birisi bahçenize karışsa resmen kavga sebebidir. Bahçe duvarı yüzünden kavga ettiler. They fought for because of their garden wall and stuff, like demarcation. Why? Çıkan kavga. Daiki kardeş. Zür evi sakinleri, bahçe bitkileri yüzünden kavga etti. Everything just. Peki neden? 2 numara. Büyük, daha büyük. Ezbeciğim. Evet ya. Gerçekten Amerika'da bageleri çok büyük. Yani ve what's it called? McDonald's. Yani Amerika'nın large, pardon, Amerika'nın medium hamburger. İçki, yok, okay, içki. Drink, şeyinin, İngiltere'nin large. Wow. Ne diyorum ya, small, is almost their large. Wow. In UK. In UK. In America's small. ...larından daha büyük. Örneğin evleri. Türkiye'de büyük sayılabilecek bir ev ortalama 100-150 metrekare civarındadır. Aynı ortalama ise Amerika'da 250 metrekareye kadar ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra yemek porsiyonları da oldukça büyük. Normal bir restoranda servis edilen bir porsiyon yemekle Türkiye'de iki kişiyi rahatça doyurabilirsiniz. Bir numara. Türkiye'de iki kişiyi rahatça doyurabilirsiniz. Ne? Servis edilen bir porsiyon yemekle Türkiye'de iki kişiyi rahatça doyurabilirsiniz. Evet, doğru. There one portion there can feel two people in Turkey. Doğru. Bir numara, tuvalet. Amerika'da tuvaletler Türkiye ve Avrupa'dakine göre çok daha kısadır. Hatta neredeyse bizdeki Alaturka tuvaletlerdeki kadar çömelmek zorunda kalabilirsiniz. Garip ama fizyolojik açıdan daha doğru olduğu bir gerçek. Ayrıca klozetlerin içinde bizdeki gibi su bulunmaz. Aslında su hem kokuyu hem de kirlenmeyi engeller. Oha. Tek sorunu bazı zamanlarda sıçrama yapması. Eminim hepiniz bilirsiniz. Ne? Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. En şaşırdığınız farklılık hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki... Tamam, en şaşırdığınız farkı ne? Çamaşırsın. Uçun maşın. Food. Çamaşır. Bence, I think yemek. It's still ketchup. Yemek. No, I'm not really surprised about the food though. Americans do eat a lot though. Yeah. Right? I think the ketchup and...
Yemek de. Neyse arkadaşlar, evet video sonuna geldik. Videonun de... sonuna gelmişik. Ama why you always extra? Because are you his girlfriend? Girlfriend? Are you his girlfriend? I'm not his girlfriend. Are you always extra? Okay. Beğendiyseniz ya ikisi. Abone ol, like at, abone ol, videoyu paylaş, Instagram'da takip edebilirsiniz ve bir dahaki sefere görüşene kadar, barış!